İznik İnciraltı Halk Plajı Bursa'nın ilk mavi bayraklı plajı kabul edildi. Suyu sakin, sıpsıcacık, ılık, güzel yüzülüyor. Çok keyifli. Her gün geliyoruz, giriyoruz. Çok güzel. Kuzenlerimle geldim, eğleniyorum. 115 kilometrelik sahil şeridinin bulunduğu Bursa'nın ilk mavi bayraklı plajı tarihi eserleriyle ön plana çıkan İznik ilçesindeki İnciraltı plajı olarak belirlendi. 2019 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin girişimleriyle bu plajda 33 farklı kriter gerçekleştirildi. Ve şu anda da bu plajda şezlong, can kurtaran, duşlar ve kabinler yer alıyor. Türkiye Çevre Eğitim Vakfı tarafından başvurular neticesinde su kalitesi, temizlik, can güvenliği, engelli erişim imkanları gibi 33 farklı kriterin incelendiği İnciraltı plajında artık mavi bayrak dalgalanıyor. Bildiğiniz gibi 33 farklı kriterin yerine getirilmesi gerekiyor. Türkiye Çevre Eğitim Vakfı'na bu başvuru yapıldı. Bunlar içinde can güvenliği, su kalitesi, engelli erişimi gibi 33 kriter var. Büyükşehir sağ olsun bu kriterlerin hepsini yerine getirerek aslında geçmişi olan bu plajı mavi bayrak alabilecek bir duruma getirdi. Denizde 115 kilometre kıyısı olan Bursa'da, Mudanya, Karacabey ve Gemlik ilçelerinde 24 halk plajı olmasına rağmen hiçbirinin mavi bayrağı bulunmuyor. İnciraltı plajında yüzmenin bir başka ayrıcalığı ise alanın İznik Gölü sualtı bazilikasıyla antik liman duvarları arasında tarihi eserlerle bir arada olmak. Göl kapısı dediğimiz e, sur kapılarından birinin 300 metre güneyinde aslında antik İznik limanının güney duvarının uç kısmındayız. E, bulunduğumuz noktadan 200 metre ötede 2014'ün en önemli 10 arkeolojik buluntusundan biri olan İznik Sualtı Bazilikası var. Dediğiniz gibi orada da sualtı arkeologlarının çalışması devam ediyor. Yani evet çok doğal bir güzellik görüyorsunuz. Geldiğinizde çok temiz bir su, güvenli bir plaj ama aynı zamanda böyle önemli tarihi buluntuların arasında yüzme fırsatı da yakalıyorsunuz. Türkiye'nin 3. büyük tatlı su ve yüzey alanı bakımından 6. büyük gölü olan İznik Gölü. 1969-1982 yılları arasında İznik Spor Yüzme Takımı antrenmanlarının alanı olarak da kullanıldı. Ve burada çalışan sporcular Türkiye çapında dereceler kazandı.